Merhaba değerli izleyenler Türsab TV'ye hoş geldiniz. Türsab'ın acentalarımıza yönelik hayata geçirdiği projeleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün SGK teşviklerini konuşacağız. Proje başlayalı 4 ay oldu. Bu 4 ayda neler yaşandı? Kaç acentamız başvurdu? Ne kadar e, ödeme ne kadar geri ödeme alındı? Bunları değerlendireceğiz. Stüdyomuzda Türsab İnsan Kaynakları Direktörü Kaan Sak var. Kaan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Güzel bir yayın olmasını dilerim. Biraz sesim kötü çıkıyor olabilir kusura bakmayın. Evet hani biraz rahatsız, rahatsız geçmiş olsun. Çok çok önemli bir şey değil. Teşekkür ederim tekrar. Şimdi 4 ay e, geçti doğru önce hı. Evet sizi burada bir ağırlamıştık. O zaman proje daha yeni başlamıştı. Yeni evet. yeni duyurmak amacıyla bir yayın yapmıştık. Şimdi bir 4 ay geçti aradan. Hı hı. Neler yaşandı bu süreçte? Kaç ee, kişi başvurdu? Tabii tabii. Şöyle çok kısa istersen SGK teşviklerini bir basitçe yine tekrar bir açıklayalım. Ondan evet. sonra ben devam edeyim o sorunun cevabını. Ee, biz işte 4 ay önce dedik ki devletimizin sağlamış olduğu bir takım teşvikler var. SGK teşvikleri. İşte bunu niye devletimiz sağlıyor? İşte istihdamı arttırmak ve işsizliği azaltmak için sağlıyor. Tüm sektörlere sağlıyor. Bazı sektörlerde imalat, ağır sanayi gibi biraz daha fazla. Bizim gibi sektörlerde biraz daha az ama tüm sektörler için olan bir şey bu. Ama bizim bunda ne kadar farkındalığımız var ajantalarımız, üyelerimiz olarak bir onu bir baktık ve ee, Dedi ki biz bunu bir tür sap olarak şey yapalım, e, el atalım. Hı hı. Kolaylık sağlıyor. Aslında Kolaylık. adına biz burada bir takım... Tabii ederiz. tabii. Ee, aslında acentalarımızın çoğu e, bu teşviklerden, çoğu demeyeyim de büyük olan acentalarımızın çoğu teşviklerden faydalanıyorlar. Hı hı. Şimdi 14 tane teşvik var bu arada. Bizim asıl amaçımız iki tane teşvik var. 27.103 ve 6.111 dediğimiz. E, bu teşvikleri biz önce bir kendimize bir amaç olarak edindik. Ajantalarımıza baktığımız zaman da ajantalarımızın bazıları işte dışarıdan danışman firmalarla, bazıları kendi mali müşavirleri veya işte insan kaynakları departmanlarıyla bu teşviklerden olabildiğince faydalanmaya çalışıyorlar. Bir kısmın hiçbir şekilde bu konuda şeyi yok, bilgisi veya faydalanma ile ilgili bir şey yok. faydalananların da bazıları eksik olarak bundan faydalanıyorlar. SGK teşviklerinden faydalanmanın iki tane temel unsuru var. Bir tanesi mevzuatı çok iyi bilmek gerekiyor. Diğeri de bunu çok iyi hesaplayabilmek gerekiyor. Hesaplamak için zaten genelde piyasada bunu hesaplayan yazılımlar var. Her yazılımda birbirinden farklı farklı özellikleri var. Yazılımın süre güncellenmesi gerekiyor. Şimdi zaten bu ikisi yoksa sizde, yani iyi bir mevzuatı bilgisi olan bir kişiniz yoksa veya danışmanınız ve iyi bir yazılımınız yoksa zaten bundan doğru faydalanmanız mümkün görünmüyor. İşte biz dedik ki Türsap olarak dört ay önce bu danışmanlığı ve yazılımı biz sağlayalım ajantalarımıza. Ajantalarımız bize başvurularını yapsınlar. Biz de bakalım hani gerçekten eee öngördüğümüz gibi bir teşvik e, çıkartabilecek miyiz diyor. Sorunun cevabına gelirsek işte 4 ay önce başladık. Şu an 1800 tane ajanta oldu bize başvuru yapan. Hedefinize ulaştınız mı? Yani bunu hedeflemiş miydiniz? E, hedefimiz aslında bizim bir 3000 4000 barajını yakalamak Hı. yıl sonuna doğru. Yani 2020'nin sonuna doğru en azından şey yakalayabilmek bunu. Ee, 1800 tane ajantamız başvuru yaptı dediğim gibi. Bunlardan 1500 tanesine SGK teşviği çıktı. Hı hı. E bunlar geçmiş dönemlerine bakıyoruz bu arada. Aynı zaman cari dönemlerine de bakıyoruz. Teşviklerde şöyle bir şey var. Yani ajanta kurulduğu andan itibaren hani geçmiş dönemlere bakıyoruz dediniz ya. Hı hı. 10 yıllık bir süre mi yoksa kurulduğu andan itibaren mi geçerli? Tabii tabii. kur teşvikleri... Yani teşvik şöyle SGK teşvikleri zaten 10 sene oldu çıkalı. Biz geçmiş bir 10 yıllarına bakıyoruz. Hı hı. Geçmiş 10 yıllarından faydalanmalı ile ilgili bir takım kriterler var. Bunları doğru yaptıysa vakti zamanında ajanitalarımız, onu anlatırım birazdan. Ondan faydalanabiliyorlar. Bir de geçmiş 6 aylarına bakıyoruz. Geçmiş 6 aylarında eğer 6 ay önce e, gerekli başvuruları yapmadılarsa e, biz 6 ay öncesine kadar kendimiz başvuru yapabiliyoruz türsap olarak onların adına. Onları da otomatikman faydalandırabiliyoruz. Bir de cari dönemlerine bakıyoruz. yani Her ayda bundan faydalanıyorlar. Bir geçmişi temizlemeye çalışıyoruz, alacakları varsa onları alsın ajan üyelerimiz. Bir de her ay ne kadar hak ediyorlarsa onu alsınlar, onun şeyindeyiz. E, Proje olarak peşindeyiz. E, i̇şte 1800 tane ajantamızın 1500 tanesi bundan, başvuru yapan bize 1800 tane ajantamızın 1500 tanesi bundan faydalanabiliyor. E, bunun bir kısmı geçmiş 10 yıldan, bir kısmı geçmiş 6 aydan şey, faydalanabiliyor. Geçmiş 10 yılla ilgili bir takım sıkıntılarımız var. Geçmiş 10 yıldan faydalanmak için e, 2018 Haziran ayına kadar SGK'ya bir takım dilekçeler vermemiz gerekiyordu. Bir soluklanayım ben ki orada. <laughs> Tabii ki. E, mali müşavirler veya işte üyelerimiz tarafından. E, yani yarısının vermediğini gördük. Onlara da bakıyoruz. Şimdi bu saydığımız 1500 tane içinden işte 10 yıldan faydalanacak olan ajantalarımızın yarısı vakti e, zamanında mali müşavirlerince veya işte kim tarafından takip ediyorsa o işlemler, O dilekçeler SGK'ya verilmemiş. Şimdi o verilmeyince o, kısmı almak biraz kolay olmuyor. Onun için hala uğraşıyoruz öyle söyleyeyim. Başlayacağız konuşacağız. Bir Şey de merak ediyorum. Hani bir kez daha belki de hatırlatmakta fayda var. Kriterler ne? Ben acentayım ve bir teşviklerimden faydalanmak için benim ne gibi kriterlerim olması lazım? Yani çalışan Hı -hı. sayısı etkili mi? Ya da hangi gerekleri yerine getirmeliyim ki ...teşviklerden ben de faydalanabileyim. Tabii, tabii. Ee, zaten istihdam arttırmak amaçlı olduğu için... ...teşviklerin hı hı. amacı, bu iki teşviğin amacı bizim baktığımız. Ona çalışan sayısı çok önemli. Her ikisinin farklı farklı kriterleri var. Bir tanesinde son geçen yılın... ...yani 27.103'te bir önceki yılın takvim yılına göre... ...istihdamın artış sayısına bakıyor. Ee, 6.111'de son 6 ayın... O aylık ortalama çalışan sayısına bakıyor. Ya yani genel olarak siz bir kişi aldığınızda aslında ona bakıyor... Hı hı teşvik. Aldığınız kişi eğer sizin yıl ortalamanızda veya son 6 ay ortalamanızda istihdam sayınız arttırıyorsa onun bir takım şekil şartları var işte. İşkura kura kayıtlı olması çok önemli. Hı hı. Onun için biz acentalarımız diyoruz yani bir kişi alacağınız zaman önce iş kura hemen kaydettirin. Çünkü artık çok kolay yani E-Devletler bile kişi kendisi kaydı olabiliyor iş kuru. Hı hı. Ondan sonra girişini yapın diyor. Çünkü iş kura kayıtlı olduğu zaman teşvik alacağı süre uzuyor bu sefer. Miktarı değil de. Mi? işte kadınsa farklı, erkekse farklı, işte yaş fark ediyor. 18 yaş, 29 yaş arası farklı, 29 plus farklı. Bunların hepsine biz tek tek zaten kendimiz bakıyoruz hazırlımlarla. Ama ajantalarımız bir kişi işe alacağı zaman önemli olan ilk öncelik onu iş kura kaydettirsinler. Ondan sonra zaten geri kalanı biz bakıyoruz. SGK GK ne kadar faydalanmıyor diye faydalanmıyor ee, diyor. i̇şte 27 bin faydalanması için son 3 ayda 10 günden fazla SGK çalışmamış olması gerekiyor. Diğerinde son 6 ayda işsiz olması gerekiyor gibi kriterler var. E, zaten bunları ajantalarımız aradığı zaman biz onlara da yardımcı oluyoruz. Ama ilk etapta önemli olan dediğim gibi bir kişi alacakları zaman zaten yani kriterlere bakacaklar. Eğer hangisi daha nitelikliyse onu alacaklardır diye tahmin ediyorum. Hı hı. E, ama kim olursa olsun SGK için şeye işkura kaydını yaptırsınlar. E... Peki rakamsal olarak ne kadar teşvik e, geri <laughs> ne kadar teşvikten faydalanıldı? Ne kadar para geri ödendi? Şöyle e, bu işte 1800'ün 1500 tanesini şey çıktı. E, teşvik çıktı hı. dediğim gibi. Bu teşviklerden şu an e, teşviklerden faydalanma şöyle oluyor. Geçmiş dönemlerden. Hı hı. Cari dönemleri hemen alabiliyoruz SGK hemen yatırıyor onları ama geçmiş dönemleri her SGK'nın farklı farklı bir prosedürü var. Yani İstanbul içinde bile fark ediyor. Üsküdar'ınki farklı, Zeytinburnu'ninki farklı vesaire. İl de fark ediyor. Bunun bir at bu standart bir şey yok genelde kendi ödeme planı nasılsa oradaki SGK'nın, il müdürlüğünün veya ilçe müdürlüğünün ona göre bir öncelik veriyor. Geçmiş dönem ödemelerinde ki şu an... Bu farklılık neye göre doğuyor? E, kendi ödeme planları var. Hani biz çünkü sonradan işte bir 15 milyonu külfet çıkarttık baktığımız aslında hani onlardan bir şey alacağımızı çıkarttık az külfet. Belki yanlış kelime oldu da. E, onun bir ödeme planı var kendi içinde. E, o ödeme planını o aradan o şeyi de sokmak zorunda. Hı, hı. Tutarı da sokmak zorunda ki şu an zaten hani e, basından da işte, takip ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. SGK bir takım maliyet azaltma ile ilgili şu an projeler üretmeye çalışıyor işte evet. gazetelerde falan var. Şu an SGK'dan para almak da çok kolay değil. Onun için olabildiğince geçmiş dönemleri şey yapıyorlar, uzatıyorlar. Ama cari dönemleri kaçırmıyoruz. Yani ne kadar aldınız derseniz 15 milyonun şu ana kadar 1-1,5 milyon civarında ulaşmış olması lazım aldığımız e, şey. E, kullan, yani Kullandırdığımız öyle söyleyeyim hani, ben. Çıkabiliyor Hı -hı. ama kullanamıyorlar değil mi? Tabi tabi. Ee, yani hemen kullanamıyorlar. Yani 15 milyon kullanım için çıktı. Bunun muhtemelen 5 milyon lirasının dilekçesi yok son 10 yılda ilgili. Onu biz uğraşacağız ama 10 milyon lirasını hemen şey yapacağız kullandırma sağlayacağız. O 10 milyonun 1,5 milyon lirasından aşağı yukarı kullanımı sağladık. Geri kalanları işte takip ediyoruz SGK'larla. Zaten çıktığı zaman SGK onu emanet hesabı atıyor. Onun zaten ilgili Ajanta'nın mali müşaviri kendisi de zaten yakın ekranından kendisi de görebilir e, ne zaman kullanacağı ile ilgili para geldiği zaman. Hı hı. E, onun takibini yapıyoruz. Ama şu aralar biraz dediğim gibi şeyde almak kolay olmuyor. SGK'dan para da almak, e, kullandırmak kolay olmuyor. Peki bir ajantaya ee, şimdiye hı hı. kadar en yüksek ödenen meblağ ne oldu? E, ya da çıkan meblağ. Kullandırım diye. olarak söyleyeyim. Kullandım. Şu an hı hı. şey yani ismini vermeden söyleyeyim. 600 bin yani 600 küsür binli bir şeyimiz var. Eee 400 bin var, 300 bin var. SGK teşviği, Çok teşviği ciddi, çıkmış yani. olan acentalarımız. Eee yani kabaca şöyle bir şey söyleyebilir aslında? Ee, bu çıkan bizim işte 1800'ün 300 tanesinin SGK teşviği çıkmadı. Hı hı. Çok böyle düzgün dalmış bir oran var. %30'u da 10 bin lira ve üzerinde SGK teşviği kazanmış durumda. Yani aşağı yukarı 300 civarı acenta. Yine bir %30'u da 10 bin ile 4 bin lira arasında SGK teşviği kazanmış durumda. Kalan da 4 bin aşağısında gidiyor. Yani 300 lira 400 lira çıkan da var. Ee, şey baktığımız zaman oran olarak dağılım baktığımız zaman da öyle bir dengeli bir dağılım var. Ee, Ama yine de hepsi acentalarımız için sonuçta bir anlam ifade ediyor. Yani hani giderlerin bile bir kısmı ödenmiş olsa. Tabii tabii. Aynen aynen. Bu zaten benim için bahsettiğim geçmiş dönem hep 15 milyondan evet. cari dönem değil. Şimdi 400 lira çıktı diyelim geçmiş dönemden bir ajantamız eve. Ama muhtemelen o bir kişilik bir alım yapmıştır geçmiş 6 ay içerisinde. O 400 liradan hala bu cari dönemlerde de faydalanıyordur o. 2020 sonuna kadar da bunun şeyi var zaten. Faydalanma süresi var. Yani her ay 400 lira. Minimumu çünkü 400 lira civarında. 453 lira gibi bir şey. Ee, bence kötü bir para değil baktığında. Yani kişilik bir ajanta her ay 453 lira. Yani o ajantanın doğalgaz faturasıdır. Ne bileyim elektrik faturasıdır. Telefon faturasıdır. Ee, ve tabii ki yüksek meblağlar da var. Hı hı. Her ay çıkan cari dönemlerde. Şimdi şey e, tekrar böyle ajantalarımızın doğru e, yapabilmesi hı hı. için bu başvuruyu ve sürecin doğru işleyebilmesi hı hı. için e, altını çizmekte fayda var. Orada mali müşavirlerle yaşanan sorunu biraz hı hı. daha açabilir misiniz ve ne yapılması gerekiyor? Tabii yani eee ya sorun demek doğru olmaz tabii ki. Yani bizim iletişimimiz Geçitme aslında baksan, tabii yani, tabii. yaşatan durum. Bizim işimiz mali müşavirlerle ve muhasebecilerle yani Üyelerimizin direkt hı hı. yani sahipleriyle, patronlarla direkt çok fazla işimiz yok. İlgililerse tabii ki onlarla çok işimiz var. Önemli olan onların ilgili olması ve mali müşavirlerin bizim adımıza aslında ittirmeleri. bizim şimdi e, cari dönemlerde bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Cari dönemden SGK teşviğinde faydalanmak için ee, bize haber vermeden SGK bildirimlerini göndermeden Yani onaylamamaları gerekiyor. Yüklesinler sisteme ama önce bize iletişime geçsinler. Hesaplamaya beraber bakalım. Yani 1800 ajant biz arasın istiyoruz. Onu zaten onu kaldıracak bir trafiğimiz var. Ekibimiz var. Ee, konuşalım. Baktıktan sonra yüklesen. Çünkü yüklediği anda eğer biz de ona bakmadıysak, hesaplamadıysak o ayki cari dönem alacağından e, oluyor o ajanta. Yani şöyle örnek vereyim. Bu 1800 tane ajantanın cari dönemlerinde bakıyoruz. Kabaca e, 2 milyon 400 bin lira gibi her ay bunların toplamda alacağı var cari dönemde. Hı hı. Biz şu an 600-700 bin lira kullandırabiliyoruz. Yaklaşık işte 1,5 milyonu yakın parayı kaçırıyoruz cari dönemde. Çünkü biz her ne kadar söylesek de bunu ilgili mali müşavirler, muhasebeciler direkt gönderdiği ve onayladığı için tahakkuk döneminde. E, çünkü biz tek tek arayamıyoruz. hani Onların biz aramasını bekliyoruz. Arasınlar bakalım, onaylayalım, göndersinler. Ee, o paradan faydalanamıyorlar cari dönemde. Yani hesaplanan o, paranın tamamı yatmayabiliyor, ödenmeyebiliyor. Tabii bu o, o ay yatacak olan para. Hı hı. Yani 2 milyon 400 bin lira o ay bu 1800 tane ajantamızın faydalanacağı tutar. Hı hı. Ama dediğim gibi sadece 600 bin lira civarından faydalanabiliyorlar. Çünkü e, bize haber vermeden tahakkukları yüklüyorlar, SGK bildirimlerini yüklüyorlar. Ay, haber verseler bunun hepsinden de faydalanabileceğiz. Ama o kaçan 1,5 milyon lira zaten uçup gitmiyor. Biz onu yine geçmiş dönem alacağı gibi gene kaydediyoruz. Ama ne zaman alacaklar? İşte bu 15 milyon içinde kaydediyoruz onu. Hı hı. Sonra artık 6 ay sonra mı alırlar, 3 ay sonra mı alırlar? Ama biz istiyoruz ki yani bu 2 milyon 400 bin lira o ay hemen kullansınlar. 1800 tane ajans bize hemen arasın. Mali müşavirleri, muhasebecileri. Tek yapacakları, ayın 15'ine kadar biz arasınlar istiyoruz. Özellikle ki ee, biz de kendi ona göre programlarımızı yapabilelim. Zaten ayın 23 son gün. Ee, işte bunun mesajını vermeye çalışıyoruz çeşitli yerlerde. İşte mail'lerle, SMS'lerle işte acentalarımıza, mali müşavirlerimize. Lütfen e, bildirimlerinizi bizi aramadan onaylamayın, göndermeyin ki bir beraber bakalım. O ay alacağınız parayı çünkü kaçırıyorsunuz. İzin alacak olarak onu kaydediyoruz SGK'ya ama o artık şey giriyor. Diğer bekleyenlerle beraber beklemeye giriyor. Ee, en büyük şu an şeyimiz bu. Ee, ne diyeyim? Müşavirlerimizle, muhasebecilerimizle yaşadığımız diyalogumuz bu. Öyle söyleyeyim yani. Ee, bir diğer konumuz da tabii şimdi bu 1800 sayımızı artık arttırmak istiyoruz biraz da. Şu an son bir hikaye biraz böyle kullandımlara fokus olduk. Sonuçta iki bacağı var bunun. Bir hesaplama bacağı var, bir de kullandırım bacağı var. Şimdi hesaplama bacağını tekrar bir Yoğunlaşmak istiyoruz. İşte bu 1800 ajantamızın sayısında en azından böyle bir 2500-3000 lira bir çıkartmak istiyoruz. Biz bu hizmeti e, bu yılın sonuna kadar 12 ay boyunca vereceğiz diye kendi içimizde böyle bir karar almıştık. Yönetim kurulumuzun aldığı bir karardı bu. 4 ayı bitti kaldı 8 ay işte baktığınızda. E, teşvikler de bu arada 2020 sonunda bitiyor. Uzatırlar diye tahmin ediyoruz. Onu geçen programda da konuşmuştuk. <laughs> Ee, yani bir teşvik bitiyor, başka bir teşvik zaten çıkartıyor devletimiz. Ee, normalde bu teşviklerin süresi 2020 yılı son ama ya bunlar uzar ya ismi değişir başka bir teşvikler gelir. Onlara bakıyor olacağız. Biz geri, de TÜRSAP olarak dediğim gibi bir 8 ayımız daha var ajantalarımız için. Geri dönüşler nasıl oldu ajantalardan? TÜRSAP'ın bu projesine ilişkin. Ee, vallahi bizim ilk üç ayımız çok şey geçti, hararetli geçti, çok güzel geçti, çok güzel burada teşekkür mektupları aldık, ee, telefon konuşmalarımızda çok güzel böyle mesajlar ilettiler, işte başkanımıza çok teşekkür ettiler. O dönemde hani bizi de çok fazla sağ olsun onur ettiler arkadaşlarımız. Ee, ya bir anda peak yaptık, yani biz hani böyle 1800'e şey gibi gelmedik işte 100-200 gibi değil, bir anda böyle 1000-1500-1800 olduk. Ee, rakam bir anda arttı. Ee, Ocak ayına doğru. Yani Ocak ayında biz biraz böyle şeyimiz, iletişimimizi diğer tarafa kaydırdık, kullandırma tarafını. Şimdi olabildiğince zaten bununla ilgili şimdi fuarlara da kendi broşürlerimizi gönderiyoruz. Hı -hı. İşte, işte SMS'ler, mailingler yapıyoruz bununla ilgili. Bir kanalımız var SGK Teşvik. Onu zaten bizim şeyde görebilirler. Web sitemizi de görebilirler. Mail adresi. ayrıca telefon numaramız var. Santral'den bizim işte 328 ve 329'u direkt bağlatırsanız SGK teşvik diye evet. hemen ilgili arkadaşlarımız çıkıyorlar. Onlar yardımcı oluyorlar. Şu an iyi gidiyoruz ya şeyde. Projede. İyi takdirde var. Tabii tabii <laughs> bunlar da bizi evet şey yapıyor, motive ediyor. Hani biraz daha evet. bir şeyler daha yapalım diye bizi böyle bir, bir yani üyelerimiz istesinler ki bizi bir şeyler yapmak için gayretimiz olsun. Onun için bu bizi motive eden çalışmalardan bir tanesi oldu. Peki biraz da ödeme şekillerinden bahsedelim. Teşvikleri nasıl e, yatırılıyor karşı tarafa? Ödeme şekilleri farklılık gösteriliyor, gösteriyor mu? Ee, yani ödeme şekli şöyle bir işte her SGK'nın farklı olabiliyor şeyi ödeme dönemleri. Hı hı. Ee, bunu zaten para olarak yatırmıyor SGK. Bunu mansup ediyor. Yani sen o zaman o dönem halkın ne kadar para yatıracağını çıkarsa hı. teşvik olarak ve diyor ki işte bu ay işte 100 bin lira değil de işte 90 bin lira yatıracaksın diyor. şey çıkıyor orada hesaplama çıkıyor. Ee, yani devlet bize bir para vermiyor sadece bizden alacağı paradan onu mansup ederek düşürüyor. Ee, kendileri zaten dediğim gibi bu 1800 tane ajantamızda görebilirler. Para yattığı zaman ilk emanet hesap diye bir şey yatıyor. Ee, hesabı yatıyor. Bunu kendi sayfalarından görebilir. Malum şu arkadaşlarımız, muhasebecilerimiz. Ee, ne zaman yatacak konusu belli olmuyor. Hani o biraz daha dediğim gibi her SGK'nın şeyi farklı. Genelde 2-3 ay sürüyor. Ama şu aralar biraz uzun sürebilir belki. Ee, dediğim gibi işte o basından takip ettiğiniz gibi şu an böyle bir maliyetleri indirmeyle ilgili bir şeyleri var. Çalışmaları var. Bu şekilde. Şimdi bir ajantemizin sorusu var. Ee, hı hı. Yayını da ilgili takip etmiş. Çok teşekkür etmiş size öncelikle. Der ki Kaan Bey SGK teşvikleriyle ilgili teşekkür ediyoruz biz ajantal olarak. Ancak COSGAP teşvikleriyle ilgili çalışmalara başlayacak mısınız? Bunu merak ediyor. Hı hı. Güzel soru. Şimdi ee, ya başlayacağız burada hani onu. Evet. Böyle bir çalışmamız var ama hani bunun şeyini dinleyeyim. Söylemek belki bana düşmez diye şu an tereddüt ettim. Bununla ilgili biz üst yönetimimizde bir takım çalışmalarımız var. Bir takım planlamalarımız ve takvim şeyimiz de var. Ee, görüşmelerimiz de var Ankara Bacağı'yla. Ee, hani onu ilgili yönetimimizden ilgili açıklaması Bence daha şey olur, olur. zaten biz de buradan var, yani Koskep ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili iki tane çalışmamız var. Hani o da çok uzun sürmez diye tahmin ediyorum. Hani oradan da güzel şeyler bekliyoruz diyor. Yani. Biz devam edelim o zaman. Ee, başvuruyu bir kez yapan biri teşviklere başvurdu ve çıkmadı. <laughs> bir daha teşvik etme e, şansı var mı? Tabii tabii. Yani zaten bize evet, bir başvuru kere başvuru yaptıktan sonra e, biz onu işte o hizmet verdiğim süre boyunca şey yapacağız, takip edeceğiz. Burada zaten bizim pik yapacağımız dönem muhtemelen Nisan'dan sonra, Mart'tan sonra olur. Çünkü hani Mart ve Nisan'dan sonra istihdam iyice artar diye tahmin ediyorum. Hani şey, baktım, turizmin konjonktürüne baktığımız zaman. Ee, şu an diyorum ya işte ayda 2 milyon 400 bin lira falan cari dönem alacağından teşvik hesaplıyoruz biz bir 1800 acentayı. O rakam daha da yükselir Nisan'dan sonra. Hı hı. Ee, çünkü istihdam artacak ee, doğal olarak. Ee, şu an her daim çıkabilir teşvik. Bugün hmm. çıkmaz. Bahsettiğim 300 tane bugün çıkmamıştır ama yarın çıkar. Alıcı adamın bağlı. 3 gün hmm. sonra bir adam alır. Hop. Teşvikten faydalanmaya başlar. Ee, genel olarak bizim 81 ilin 70'inde yani bu 1800 tane ajantamız bizim 81 ilin 70'inde de başvuru yapmışlar. 11 tane il kaçırmışız. Öyle takip ediyorum en çok talep, en çok başvuru nereden? En çok da bir şey. E, İstanbul'dan BTK olarak da baktım. Yani bizim 35 BTK'nın 35'inden de şey var. SGK teşvi için başvuru. Yani 1800 tane hepsi tüm BTK'larımızdan başvuru yapmışlar. Burada hatta rakamları getirmişim şuradan bir. Bakayım istersen söyleyeyim size. En çok başvuru tabii ki şey İstanbul'da baktığımız zaman. Aşağı yukarı 500 civar bu, 1800 tane. Hı hı. Sonra Antalya geliyor, sonra Ankara, Muğla, İzmir, Bursa, Nevşehir diye devam ediyor. E, BTK olarak baktığımız zaman da İstanbul-Asya, İstanbul-Fatih'den sonra Orta Anadolu, Ankara işin içine giriyor en çok başvuru yapan. Sonra Şişli, Avrupa, Boğaziçi'de tekrar İstanbul'lara devam ediyor. Sonra Akdeniz, Ege, Güney Marmara, Kapadokya. Kapadokya'dan çok başvuru var. E, yani çoğu bölgemizden çok daha fazla Kapadokya'dan başvuru gelmiş. Artıyor başvuru sayısı baktığımız zaman. Tabii şey, ajans sayısı da alakalı bir şey bu. Ee, ama yani 35 bey tekan 35'inden de başvuru gelmiş olması bizim için güzel bir şey. Ee, yani 70 ilden başvuru gelmiş olması da güzel bir şey. Baktığımızda hani bazı illerden birer tane gelmiş belki ama sonuçta her ilden de bir şekilde ulaşmayı başarmışız. Ee, onlara bir şekilde hizmet vermek için ne diyeyim kendimizi duyurabilmişiz. Hani bununla ilgili bir ekibimiz var. hani çok da büyük öyle bir hani devasa bir Ekipten bahsetme sonuçta. yani Telefonla cevap iki tane arkadaşımız var. İki tane de bu işleri hesaplayan arkadaşımız var baktığınızda. Kapacı. Ee, işte bu ekiple bu sayıda 1800'den öyle 3000'lere falan çıkartmak istiyoruz. Peki bu teşvikleri yanlış anlamanın bir takım cezaları da var değil mi? Biraz bu durumdan bahsedebilir miyiz? Doğru anlamak önemli teşviklerin. Tabii şöyle... Ee... SGK teşvinin cezası var tabii. Hani baktığımız zaman SGK o anda zaten bir şey, hemen bir cezayı kesmiyor. Teşvik ekranları şöyle bir şey. Belki biraz da mali müşahidimiz ondan da bulaşmak istemiyor olabilirler. Ee, ben ne teşviğe girersem, bir herhangi bir çalışan için teşvikten faydalanabiliyorum. Hani öyle bir otomatikman bundan teşvikten çıkmaz diye bir şey yok sistemde. Hı hı. Ben işte üç tane adamım için teşvik girdim. Ona göre yaşlarını, maçlarını, iş kur kaydı varmış gibi gösterdim vesaire. Üç tane teşvik alabilirim. Ama SGK bunu 6 ay sonra baktığında bunların bilgilerin doğru olmadığını anladığında bunu kat kat geri alıyor. Ama girerken bir uyarı vermediği için belki de dediğim gibi muhasebeci, mali müşavirci ondan da girmek istemiyor olabilirler. Çünkü ne girsen kabul ediyor şu an sistem. Cezasını sonradan sana yansıtıyor. Ee, biz bu şeyi yaparken, sistemi yaparken cezayı da biz kabul edeceğiz diye bu işin içine girdik. Biz bunun için ajantalarımıza herhangi bir ödeme talep etmiyoruz baktığımızda fi yapıyoruz bunu. Cezası çıkarsa da cezasını biz ödeyeceğiz diyoruz. Eğer yanlış bir hesaplama olursa. Bunun da külfetini biz katlanacağız. Ee, aslında bir nevi danışmanlık yapıyoruz ajantalarımıza ama bunun karşılığında bir bedel almıyoruz. Çünkü danışman firmaları şu an piyasası aşağı yukarı %7 %10 arasında gibi değişiyor. Dediğim gibi ajantalarımızdan bazılarının çalıştığını da biliyoruz. Ee, özellikle büyük ajantalarımızın. Onlar da bu danışman firmaları dediğim gibi aldıkları, kullandıkları teşbihin ortalama o oranda bir ödemesini yapıyorlar. E, ee, o, o yapan danışman firmada eğer bir herhangi bir aksak olursa ödemeyi kabul ediyor cezasını. Aynı şey bizim için de geçerli. Biz sadece oradaki oranı alıyoruz öyle söyleyeyim yani. Peki hiç bahsettiğiniz gibi bir durum yaşandı mı? Yanlış bir e, yönlendirmeyle bir ceza ödendi. Yok gibi. yok hiç. Yani şey tam kullanılmıyor. <laughs> öyle bir şey yaşanmadı. Hani şey de büyük aslında baksanız sayı da büyük. 1800'lere <laughs> geldik şu an. Ama şu an öyle bir sıkıntımız yok. Ee, bu dediğim gibi yani mevzuatı iyi bilmek ve iyi bir yazılım donanıma sahip olmakla ilgili bir şey. Yani onları güveniyorsanız zaten çok da fazla bir sıkıntı yaşamıyorsunuz onunla ilgili olarak. Ee... Şimdi o sürecin nasıl işlediğinden biraz daha bahsedelim. Hı -hı. hani Bugün bu yayını izleyip de belki bu teşvikten haberdar olan bir ajanta nasıl bir yol izlemeli? Bunu bir kez daha altını çizmekte fayda var. Tabii. Ee, Öncelikle bize ulaşsın istiyoruz. O bahsettiğim gibi bizim santralimizden 328 ve 329 nolu telefon numaralarından SGK Teşvik diye aktarırsa santraldeki arkadaşlarımız direkt bize düşüyor zaten. Ee, yine TÜRSAP'ın kendi içinde, yine bizim TÜRSAP web sitemizde de var gerekli bilgilendirme duyurular. O duyurular içinde bir takım mail adresleri var. SGK TÜRSAP, SGK Teşvik, diye. Oradan mail atabilirler. O mailleri de bize hemen cevap geri dönüyoruz. Önemli olan bize iletişime geçsinler. İletişim geçtikten sonra biz onlarla beraber e, onların e, SGK e, şifrelerine ihtiyacımız var. Beraber girip bakıyoruz. Diyoruz ki hesaplamaları yapıyoruz. Senin şu kadar geçmiş dönemler alacağım var. Bak dilekçelerini vermemişsin. O dilekçeleri biz senin adına hemen şimdi veririz. 6 ayı. Bak 10 yılda da dilekçeyi vermemişsin veya vermişsin. O bilgilendirmeleri yapıyoruz. Cari dönem olacaklarını beraber bakıyoruz. Hani ne kadar alacağını söylüyoruz o dönem için. Ee, dediğim gibi şey soruları geliyor bize. Hani onları cevaplıyoruz. Hani yeni bir kişi istihdam edeceği zaman ne yapması gerektiğiyle ilgili sorular geliyor teşvikten faydalanması için. Onunla ilgili cevaplarımızı veriyoruz. Ne yapması gerekiyor? Ee, bir o başta da söylediğim gibi ilk, ilk olarak iş kura kesin kaydını yaptırması gerekiyor. Yani o olmazsa olmaz bir şey bizim için. Bir gün öncesinden onun olması gerekiyor iş kaydının. Ondan sonra eğer henüz daha seçim aşamasındaysa, hani aday seçmediyse hani hangi adayı seçerse teşvikten daha fazla faydalıların bilgisini evet, veriyoruz doğru. biz. Kriterini Kriterin evet. işte yaş, dediğim gibi işte şey cinsiyet, ee, geçmiş dönemde ne kadar süre çalışmış, ne kadar süre SGK'lı çalışmış onların bilgilerini veriyoruz biz ee, telefonda. Bu süreçte Çekildi. izledikten sonra zaten gerisi Türk Savun. Kontrolünde olmuş oluyor biraz da. Ve dediğimiz gibi süreç yani ödeme şekilleri ve ödeme tarihleri de değişkenlik gösterebiliyor. Evet. Şimdi bu paketlerin içinde bir de asgari ücret desteği var. <laughs> bu destekle ilgili de biraz bilgi verebilir misiniz? Bu zaten otomatik sağlanıyor. Onu biz şey yapmıyoruz. Yani onun ee, hesaplamasını TÜRSAP olarak biz yapmıyoruz. Yani bizim hesapladığımız şey içerisinde 27103'de 6111 içerisinde o yok. O normal 5510 gibi hesaplanan bir şey ee, devam ediyor vali onun da bir şeyi yok hı hı. Ee, yani bizim otomu ekstra yapmamız gereken bir şey yok onun da onu zaten kendileri yapıyorlardı diye tahmin ediyorum süreç boyunca yaşadığınız başka sorunlar oldu mu yani sorun derken ya da gecikmeye ne, neden olabilecek e, malum müşavirler dışında sekte uğratabilecek süreci yok bizim en büyük şeyimiz e, ne diyeyim e, savaşımız belki doğru bir kelime olmayacak da yani en büyük çabamız bir kendimizi anlatmak oldu bu konuda. Ee, 9 bin kişilik bir şeyimiz. Çünkü STK'yiz baktığınız zaman ki daha da fazla ee, ana merkezler olarak. Ee, tek tek herkese ulaşmaya çalıştık. Hani biz de telefonlar açtık arkadaşlarımızı, ee, mali müşavirlerine ulaşmaya çalıştık. Ki az çok, yani en çok yoğunluğumuzu onda yaşamıştık. Ee, başvurular dediğim gibi beklentimizi şu an karşılıyor. 1800 iyi bir rakam bizim için. Ee, işte onları da biraz arttırmaya çalışıyoruz. Ama en büyük sıkıntı o başta yine söylediğim gibi şu an cari dönemler geldiğinde biz SGK bildirgelerini bizden habersiz yapmasınlar. Yaparlarsa kendileri zaten işte bahsettiğim tutarlardan oluyorlar. Ya, sonra bunun peşine düşüyoruz biz. Ama onun sonra ne zaman alacağı tarih tam belli değil. Halbuki yani o ay ondan faydalanmış olacaktı bu şeyimiz, ee, üyemiz. Şu an işte bunun iletişimini biraz daha sağlamaya çalışıyoruz. Bu da dediğim gibi daha çok bizim üyelerimize değil de yani daha çok bizim mali müşavir ve muhasebelerle olan iletişimimizle olan bir şey. Az önceki soruda da olduğu gibi yani bu tabii güzel aktivitelerde bizden olan beklentileri de arttırıyor demek ki. İşte KOSGEB'i sormuşlar, yani onunla ilgili bir çalışmamız var ama onu anlatmak artık şey yönetimizin şey olsun diye söylüyorum. iletişim i̇letişim sağlamak. yani yapabileceğimiz çok iş var bu konuda baktığımız zaman. Ve ajantalarımızın da zaten ilgisini çekiyor tabii ki yani maddi kazanç da sağladığı için. <laughs> bu sürece dahil olmak zorunlu değil değil mi? Yani TÜRSAB'ın tamamen gönüllülükle katılmak isteyen... Tabii tabii yok yok kesinlikle. Ee... Ya yani isteyen bu kişi üyemiz, Hı buna dair olabilirler. Ee, şeyi şey de biliyoruz mesela bazı ajantalarımızın hala farklı danışmanlık firmalarıyla süren takım sözleşmeleri var. İşte bitsin hemen size geleceğiz diyorlar. Sonuçta hani onlar bir takım anlaşmalar sağlamışlar geçmiş dönemde. Yani oradan gelecek olanlar da var biliyoruz. Gönüllük e, Gönüllülük esası burada bizim için önemli olan. Bir de işte herhangi bir danışma olarak menfaat sağlamıyor olmamız bizim için önemli bir avantaj. Ee, üstelik cezasını yine biz karşılıyoruz baktığımız zaman. Ee, bizim asıl amaçladığımız burada zaten bu işten faydalanan e, ajantalarımızın işte faydalandıkları metotları bırakıp bize gelmeleri değil. O da bir tabii ki istediğimiz bir şeydi ama bizim asıl derdimiz aslında bundan hiç haberi olmayan, hiç kullanmayan, daha ufak tefek böyle iki kişilik, üç kişilik belki ajantalarımızı bunu anlatıp genelde firmamız öyle zaten baktığımızda o 1800'ün dağılımı da öyle onların faydalanmasını sağlamak. Çünkü bir kesim zaten bundan faydalanıyor. Onları da yavaş yavaş kendimize almaya başladık TÜRSAP olarak. Ama asıl bizim fokus olduğumuz hiç bilmeyen, hiç faydalanmayan, onlara bir şekilde bu adapte edip keşke daha erken yapsaymışız. Çünkü sonuçta 10 yıldır var olan bir şey ve 2020 sonunda bitiyor bu arada. Hı hı. Bitmez muhtemelen uzatırlar dediğim gibi. Ve o alışkanlığı sağlamaya çalışıyoruz. Eklemek istediğiniz başka bir başlık var mıdır Kaan Bey? Ee, İsterseniz tekrar hatırlatalım bize nasıl ulaşabileceklerini e, acentalarımızın 212 alan koduyla 259 8404 numaraları arayarak, hı. numarasını arayarak 328 329, 329. E, numaralı iki hı. tane numara var. 4 tane ikiye düşürdük onları. O numaradan direkt bize ulaşabilirler. Hı. Direkt bana da ulaşabilirler burada hani santralden hı. insan kaynaklarından herhangi bir arkadaş derse o, o arkadaşımız da veya ben de yardımcı olurum ajentalarımıza. Valla ee, biz teşekkür ederim size her şeyden önce. şey de soralım kapatmadan önce. TÜRSAP bunu ajantalarımız adına belki anlattınız ama bir kez daha söyleyelim. Hı -hı. Ne zamana kadar devam ettirecek bu projeyi? Ee, biz yönetimimizle bu kararı aldığımızda e, yani bu projeyi onaylattığımızda yönetimimizi e, 12 ay boyunca diye böyle bir karar alınmıştı. E, işte 12 ayın 4 ayı bitti. 8 ay kaldı. Yani sonrasında tabii tekrar değerlendirilir, bakılır. E, dediğim gibi zaten Teşviklerin bitmesi de 2020 sonu itibariyle bu iki tane teşvik. Ama onu uzatırlar diye dediğim gibi tahmin ediyorum çünkü her sene bitiyor bunlar çünkü her sene başka bir ismi bir daha çıkıyor neredeyse öyle söyleyeyim farklı farklı yıllarda. Ee, ben teşekkür ederim size. Bir dört ee, ay sonra tekrar programda konuşup geldiğimiz noktayı umarız bu defa deflerle daha yaklaştım benim... olarak. <laughs> Tek temennim zaten şey hem o 1800 rakamını biraz daha arttırmak hem de e, her tahakkuk dönemi geldiğinde mali müşavirlerimizle beraber tavukları, bildirimleri beraber yapıp onaya gönderip işte o cari dönemlerdeki SGK teşviklerinden de o ay hemen faydalanmalarını sağlamak. Ee, yani 1800 akım arttırmaktan şu an için benim için daha değerli o, o ajantalarımıza o ay o şey teşvikten faydalandırmak. Onun için de tekrar söylüyorum lütfen e, bizi aramadan bildirimleriniz bildirimlerinizi onaylamayın beraber yapalım. Daha faydalı olur. En azından sonuca daha hızlı ve daha doğru tabii, ulaşabilir. Tabii tabii. Kaçırmamış oluyor, en azından teşvikleri o ay için. Teşekkür ederiz. Kahve. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Birsof İnsan Kaynakları Direktörü Kaan Sakla SGK teşviklerini konuştuk. Acentalarımızın nasıl faydalanacağını, şimdiye kadar kaç acentamızın konuştuğumda de, faydalandığını değerlendirdik. Şimdilik hoşça kalın.